Başka yöneticiler kesinlikle bilmiyordu. İşte o Dursun Başkan, Erdem Timur ve Okan Burun dışında başka bilen yoktu. Bugün ortaya çıkıyor işte. Bugün. Bugün bugün. Yani bugün apart, sabah apart. saatlerinde hepsi ortaya çıkıyor. Bilen yoktu yani onu söyleyeyim. Yani Galatasaray bu işi büyük bir gizlilik içinde medyaya da sızdırmadan, hiçbir yere sızdırmadan bu transferi büyük bir gizlilik içinde yaptı. İşte abisinin İstanbul'a gelişinden kimse ha, kimse'nin haberi olmadı. Ee, herkesi Bakan bu transferine yönlendirdiler o sırada işte Bakan bu alırken uçak arızası, sonra işte e, ikinci bir uçak e, gönderil, o, o süreci uzatmak, o, o süreçte insanlar işte bütün medya Bakan buyu e, e, odaklanırken işte şu saatte gelecek, ne zaman geliyor? Bütün Galatasaray camiası oraya odaklanırken aynı gün işte bakan bu, Zaha transferleri. Müthiş iş yaptılar. Tabii bu işler aslında iki gün önce, şöyle söyleyeyim, sponsorluk anlaşmasında Erdem Timur bunun izlerini verdi. İsimler soruldu. isim üzerinden konuşmak istemiyorum çünkü sıkıntı yaşıyoruz dedi. İş bozulabiliyor dedi. isim vermek istemedi. O orada belliydi. Yani bir şeyler dönüyor yani Galatasaray'a Galatasaray, bir yıldız getirecek. Kim olacak? işte bunun Bakan Bo olmadığını yani hissettik ama Zaha olduğunu e, medya Zeki abi hissedemedi. bu Emoji verdi ya. Emoji kullandı ya. Kafa karışık. Kafa karışıkli emojisi Gökhan abi demek ki o ara Galatasaray Zaha'ya kancayı atmış. Hocam, tabii. Ben Teklifi bak yapmış. Tabii tabii. Ben Bakan bu olayım isyan ederim ama. Zaha'nın bo bonusu gibi oldu ya. Yani gizlemek için bakan bu. Düşünsene Zayi alacaksın bakan buyu transfer ediyorsun. Sanki bakan bu bu sefer isyan edecek. Biz bonus gibi yani. Zeki'nin anlattığı aynen böyle oluyor. Ya biz zayi alacağız ama ilk önce ipti tarafı bakan buyu yöneltiyoruz. Sanki bakan buyu aldık gibi ama hedef burada. Tabii. Şaşırtıyorlar hedefi. Dün işte Bakan bunun uçağı ne zaman inecek? Aynen uçak takibi vardı Bakan bu ile ilgili e, iki gündür aslında bakan bu ile ilgili uçak takibi varken şimdi Zaha'nın uçağını takip etmeye başladı. Bakan bu da öyle e, yaban atılacak bir oyuncu değil. E, Beijing e, gol kralı oldu. Geçen yıl Olympiakos'ta gol kralı oldu. 18 gol atarak. Villarreal çıkışı yani, Tabii tabi, şeyden, Villarreal'den. Villarreal'dan sonra Villarreal çıkışı. sonra Çin o sıra yüksek Tabii. trendti. Çin'de para kazandırdı. Vi... 40 evet. milyon euro bonservis. Vi... Tabii Villarreal'den Arsenal'a 40'a mı gitti? 40 milyon euroya gitti. Çin'e Çin'e. Çin'e pardon. Villarreal'den Çin'e 40 milyon euroya evet. gitti. Tabii. Yani, para gitti. Şampiyonlar kadrosu kuruldu diyor musun Gökhan abi şöyle? Ya ben zaten <laughs> şimdi bir kadro kurdum mesela kendi kafama göre. Mesela bir kenara Zaha'yı koyduk. Bir kenara Zanualo'yu koyduk. Icardi'yi öne koyduk. Arkasına Bakan buyla Mertens'i koyduk. Onun arkasına Torre'ye kaldık. Olivier onun yanında Kerem, Merem hepsi taca çıktı. Kimse Hı. kalmadı abi. Defansa bakıyorsun, şaşa boy Nelson aneleniyor, Kalede taferen. Bir tane şey, boşluk var orada Taferel Mustafa. şey pardon Mustafa. Taferel iyi kalecilerden gidiyorlar ha, ya Galatasaray hakları. Ataferel ha, de oynasa bu kadroda da, olur orada zaten. da orada Yani hocam. ben, ben Kerem'in oynayacağını düşünüyorum ya. Kerem geçen yıl şampiyonlukta çok. İcardi Kerem ikilisini Şampiyonla, bozmazlar. Bak, şampiyonlar Ligi'nde Icardi, yabancı at sahaya çıkarken yabancı sınırı yok. Ha o ayrı. Ben lig için diyorum mesela. E, lig için lig için 3 e, tane bulması eğer, lazım orada problem eğer, var zaten Icardi, şu anda İcardi Kerem ikilisini bozmazlar. Çünkü iyi bir ikili onlar. Artı bardakçı Şampiyonlar Ligi'nde de oynar. Tab o oynar zaten. O Banko. ya İ şimdi şu iyi yapılan stokar. kadroda bak şu yapılan kadroda evet. Okan Hoca'yı en zorlayacak şey Türk oyuncular. Kim oynayacak? Üç tane Türk oyuncu oynaması lazım. Oynatın. Zaten Okan Hoca demiştir değil mi Gökhan abi yönetime? Bakın biz nereden baksanız lig, kupa, Avrupa, aşağı yukarı 60. Bangkok 50 60 50'ye yakın maç oynayacağız. 60 şöyle lig kalırsa gruplara ama tabii. Zira Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi, ondan sonra Avrupa Ligi, sonrasında elenirse Konferans Ligi. Tabii. Hepsini topladığında 60'ın üzerinde maç yapar. Onun için de ne tek ya her mevkiyi yedeklemen lazım ki o en az o birinci A+ oyuncunun yanına da ona yakın kalitede oyuncu kullanmak zorundasın Avrupa için. Çünkü Galatasaray'ın hedefi ben Dursun Özbek e, başkana da sorduğumda şunu söyledi. Yani o tam o sırada da e, akşam işte Sevilla'nın maçı vardı. Sevilla'nın bu e, Avrupa Ligi şampiyonu olduğu, Roma'nın Konferans Ligi şampiyonu olduğu yerde Galatasaray ya mutlaka Avrupa'dan isterse, dilerse e, yani bir kupa daha getirebilir. Diğer takımlarımız Fenerbahçe Fenerbahçe'de getirebilir Konferans Ligi'nden. Beşiktaş da getirebilir. İşte Adana Demirspor. Ya ama şimdi Fenerbahçe için şunu diyorum. Fenerbahçe varsa yoksa lig. Çünkü Ali Koç'un son görev sezonu. Şampiyon olmak istiyorlar. Onların birinci hedefi ama Galatasaray son 30 yılda 15 şampiyonluk almış zaten. İki yılda bir şeye denk gelir. Ben olsam ki Galatasaray'ın hedefi de o. Hep böyle söylüyorlar. Avrupa şampiyonluğu. İşte Gökhan Hocam'ın dediği gibi. Hani orada o kadro kuruldu ama o kadroyu yoğurabilecek misin? Oturmuş bir kadronun üzerine yeni kadrolar bir kadro daha kuruyorsun. Bunun da örnekleri var. İşte Beşiktaş yaptı, Trabzon yaptı, Trabzon yaptı. yaptı. Takım Peki dağılıyor. Nasıl yapacaklar Başak, onu bilmiyorum. Başakşehir'de küme düşüyordu neredeyse. Başak ama Şehir. burada şuraya geleceğiz. İnsanları şimdi Galatasaray camiasını ne mutlu edecek? Ne memnun edecek? Başarıyı neye göre endeksleyeceksin? Şimdi şampiyonluk Galatasaray için önümüzdeki sene Galatasaray'ın şampiyon olması Galatasaray taraftarını mutlu edecek mi? E, yani. İlla ki eder ama yetersizdir. Çok değil. Çok değil şu Aruba. andaki kurduğun kadro, şu andaki Galatasaray'ın kurduğu kadro şampiyonlar liginden bak şampiyonlar liginde playoff'ları bırak playoff'lar sanki hazırlık maçı gibi yani söz evet. öncesi hazırlık maçı gibi olacak bu kadroyla. Şampiyonlar liginde gruptan çıkmışsın sen ondan sonraki rakibi çektiğin kuraya göre belli olacak. Yani senin eğlenmesi gereken takım işte Manchester City'ler. Ne bileyim öyle yani bunlar bayağı miniler yani. falan. Yani bu takımlar bu takımlara karşılaştığın an kafa kafaya sayacaksın kendini. Biz eğlenmesi kolay değil. Ama bu takım şöyle düşün. Şampiyonlar Ligi kalamadı çok büyük başarısızlık. Yani sezon başlamadan hoca gider bak. Sezon so başlamadan Okan Hoca geçen sene şampiyon yaptı. Bu takım Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsa hoca gider gruplara hani kaldı gruplara tamam ligde şampiyon olamazsa büyük problem. Ve bunun bir yaptığımız zaman bu kulübün maddi olarak konuşmuyoruz. Hep biz oyuncuların üzerinden konuşuyoruz. Gayet güzel oyuncular. Her hoca ister bu oyuncuları ya. İstemeyecek bir tane hoca var mı bu oyuncuları? Bu oyunculardan önemli olan doğru kadroyu bulmak. Hani Jesus yaptı ya. Jesus Fenerbahçe takımında bir kadro vardı. Kafasına göre kadrolar çıkardı. İşler iyi gidince aa Jesus daha iyi dedik. Şu anda Galatasaray'ın kadrosu öyle Icardi'yi ileri koy, Zaha'yı bir tarafa koy. İşte Zaniolo'yu koy bir tarafa. Yani hakikaten çok iyi kadro oldu. Hocanın başını yakacak bir kadro oldu. Şimdi Fenerbahçe'nin kurduğu kadro da çok iyi. Beşiktaş'a kadroyu geçen seneden temellerini atmıştı. Fenerbahçe'nin kurduğu kadro da iyi. Şu anda Fenerbahçe'nin kadrosu bugün itibariyle Zaha'nın transfer edilmesiyle beraber Fenerbahçe bir anda ikinci plana düştü. Sadece bir transfer, iki günde olan bir transferle. Tabii. Ya burada evet. e... şimdi zeki abi araya gireyim çünkü Zahanın uçağını yakalamak için bir hesap yapıyoruz yayın hesabı. Zahanın gollerine hemen girelim. Tamam. Sonra bir reklam yapacağız. Arka Sonra Icardi ile ilgili karşıya. çok önemli haberimiz var. Unutturma abi, tamam.